Evet sevgili arkadaşlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz çağrıma uyarak ve beni önemseyerek abone olup 29.100 yaptığınız için teşekkürler bu hızla devam ederseniz 29.200 bile olabiliriz sizlerin desteğine bağlı Hatay'da depremin 278. saatinde bir vatandaşımız daha enkazdan kurtarıldı ki dünün mutlu haberlerinden bir tanesiydi Mevlaç e, kan bağışı var. Kam, kan verenleri ziyaret eden teknik direktörümüz Jorge Jesus'tan hepimizin elinden geldiğince yardımcı olması çok önemli diyerek küçük bir mesaj verdi. Lincoln, Enrique ve Ailesi Safet Bölgesi'nden gelen depremzedelerimize geçmiş olsun ziyaretinde bulundular. Bunları kısa kısa e, konuşup geçiyorum. Çünkü çok fazla şey yok. Şimdi sevgili arkadaşlar, üye arkadaşlara ben bir anket yaptım bu anketi de sizlerin huzurunda ee, burada aslında gizli bir anket ama seçenekleri size okumak istiyorum. Bazı üyelerimiz videolarda başka ama verdiğim duyumlar yani toplulukta verdiğim duyumlarda başka yorum yapıyor. Merak ettiğim için bu anketi yapmak zorunda kaldım. Çünkü kimse kusura bakmasın. Bazı arkadaşlarımız dansöz gibi yorum yapıyor ve bu sayı gittikçe çoğaldı. Kimseyi de Hani dansözlük yapıyor diye engellemek falan bizim şeyimizde yok. Ama sizler de şahit olun diye bir anket yaptım. Transfer konusunda hangi seçeneği istiyorsunuz diye bir anket yaptım. Bu arada bugün 18 Şubat. Ee, daha doğrusu ben 17'sinde çekiyorum ama 18'inde izleyeceksiniz. Transfer döneminin normal şartlarda bugün bitmesi lazım. Ama 5 Mart'a uzama ihtimali var mı? Var. Haber bekliyoruz. Şimdi transfer konusunda hangi seçenek? A seçeneği. Biz zaten yani bizi zaten şampiyon yapmayacaklar. İşte off hırsı Adana Demirspor maçında yaşadıklarımız senenin başından beri olanlar, edenler işte eee ligi bitirtmeyiz mesajından sonra hiç yenilmemesi Fenerbahçe'nin arka arkaya maçlar kaybetmesi, hakemler, döviz kurunun yüksek olması falan filan. Yani bizi zaten şampiyon yapmayacaklar. O yüzden transferle çok uğraşmanın lüzumu yok. Seçeneği A seçeneği. B seçeneği maç eksiği ile 9 puan fark var. Bir tane yıldız alırsak kesin kapatırız bu farkı. Bir yıldız gelirse susmazsam en e, nokta nokta namert kişi benim. Bir yıldız alalım yeter. Seçeneğinde sunun. Bakın bir tane yıldız yani bir transferde bir tane yıldız istiyor taraftarımız. C seçeneğiydi. Ben Fenerbahçeli e, yani olmayanlara söyledim. Fenerbahçeli değilim. Amacım ortalığı karıştırmak diye. 138 oy gözüküyor şu an yüzde %1 C seçeneği. Yani Fenerbahçeli olmayan üyelerimizden delikanlı üyemiz varmış. Ortalığı karıştırmak isteyen en azından belirtmiş. Şimdi size çok tuhaf bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Çok ama çok tuhaf. %70 Pardon. Fenerbahçeli olmayan seçeneği %2. %2 arkadaşlar. Yani 2 kişi ya da 2 iki kişi, iki kişi diyelim bu seçeneği işaretlemiş. %78 B seçeneğini işaretlemiş. Neydi B seçeneği? Yani bir tane yıldız gelsin susmasın adam değilim diye. A seçeneğini işaretleyen ise %20. Şimdi dönelim notlara. Adana Demir Spor maçından sonra ligden çekilin, af çıkın, yıldızları satın diyenler şimdi yıldız transfer edilsin susacağım diyor. Bakın %20'den bahsediyorum. %20'lik bir kesim zaten bizi şampiyon yapmayacaklar diyor. Ama Adana Demirspor maçından sonra bu oran %99'du. Yani %99 bizi şampiyon yapmayacaklar. Boşuna transferle uğraşmayın diyen kesimde. Takım ligden çekilsin mi anketinde %95 falan takım ligden çekilsin oyu vardı ki muhtemelen geri kalan 5'i de başka takım taraftarlarıydı. Şimdi ben size soruyorum bu dönmenizin sebebi nedir? Bir e, Twitter sohbet odası canlı yayına denk geldi. Diyor ki Galatasaraylılar diyor özgüveni bizimkilerden alıyor diyor. Bakıyorlar ki diyor bizimkiler şaşkın diyor. Adamlar diyor özgüven patlaması yaşıyorlar diyor. Sırf bizimkilerin e, bu halinden diyor. Kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle. Mesela bir kardeşimiz diyor ki rakiple rakibimiz FFF kurumlarıyla sarmaş dolaş halde. Ne deseler bizim sazanlar inanıyor. Adamlar diyor ki biz Messi ile görüşüyoruz. Bizim sazanlar tamam diyor. Aldılar diyor. Kesin diyor. Adamlar Dimaria diyor. Bizim sazanlar diyor ki aldılar kesin diyor. Adamlar diyor ki Dybala diyor. Bizim sazanlar diyor ki aldılar kesin diyor. Hocam hatta bir arkadaş da yazmış. Yeminler, kastemler etmiş. Bütün Galatasaray'ın bütün transferlerinin tuttuğuna dair bir yeminde bulunmuş arkadaşımız. Ben merakımdan soruyorum. Dubois tuttu mu mesela? Leo Dubois. Van Anhold tuttu muydu mesela? Apar topar gönderdi. Mesela şey tuttu mu? Micic Mesela Mustafa Muhammed tuttu mu ki transfer gerçekleşecek olsa 500 bin euro kazanmış olacaklar sadece. Matias Ross tuttu mu mesela? Seferovic tuttu mu mesela? Bak merakımdan soruyorum ama yanlış anlamayın. Yabancı kuralını an delmek adına Kaan Ayhan'ı getirdiler. Sonrasında bu Gaziantep falan olayı çıktı. Galatasaray'a gitti. Başka bir şeyi transfer. Onu da konuşacağım. Şimdi ben gerçekten merak ediyorum. Mesela Yusuf Demir tuttu mu? Üstelik bile Yusuf Demir'i Türk zannedip aldılar. Yani Türk statüsünde diye. Arkadaşlar ne kadar ön yargılısınız? Başka bir ön yargı. Yunus Akgün'ün transfer marketi. Öyle ölüme düştü merakımdan baktım. 7 Temmuz 2000 doğumlu. 22 yaşında 1.73 8,5 milyon euro transfer market değeri var. 8,5 milyon euro. Herhalde dedim yani biz çok yani Galatasaray'ı çok takip etmediğimiz için herhalde dedim baya baya bir e, bir şeyler yaptı diye. Baktım 19 maça çıkmış. Bir gol 3 asist 1050 dakika. Hocam Adana Demirspor'daki haliyle yapmıştır. E, hakikaten de öyle biraz Haziran güncellemesinde 7 buçuğa çıkmış. 31 Mart'ta 5 buçukmuş. Adana Demirspor'daki Kerem Aktürkoğlu'na 13 milyon euro yazıyor. Kerem Aktürkoğlu normalde e, 15 kaçı görmüş? 16 buçuğu görmüş. 1 Haziran 2022'de. Şimdi 13 milyona düşmüş ama 25 maç 8 gol 3 asist. Yani 1639 dakika. Fenerbahçe standartına göre çöp ötesi çöp. Hiçbir şeye yaramaz. Boş, beleş, basit, sıradan, dandik bir futbolcu. Hocam ne saçmalıyorsun sen? Evet. Diego Rossi. 5 Mart 98 doğumlu 24 yaşında. 32 maça çıkmış. Kısım kısım 1707 dakika. Yani arada bir 30 dakika falan var. 3 gol 10 asist yapmış mesela. Rossi çöp ama Kerem Aktürkoğlu süperstar. Yine aynı şekilde Yusuf Demir. Yusuf Demir çok komik. Galatasaray 8 Eylül'de transfer ediyor. Piyasa değeri 5 milyon euro. Bakın bu da çok komik bir şey. 5 milyon euro pi piyasa değeri var. Şu anda 7,5 milyon euro piyasa değeri var Yusuf Demir'in. 2,5 milyon euro artmış. Niye biliyor musunuz? Galatasaray'da toplam 129 dakika süre aldı diye. 129 dakika süre alıp 2,5 milyon euro piyasa değeri yükselen bir futbolcusu var Galatasaray'ın. Helal olsun. Yani 129 dakika golde yok, asiste yok. Yanlış anlaşılmasın. Yani 129 dakikada 15 tane gol atar falan. 2,5 milyon euro artmış. <laughs> Bu şimdi size şaka gibi geliyor değil mi? Gelmesin arkadaşlar. Arda Güler. Arda Güler'e de bakalım arkadaşlar. Çünkü en çok merak ettiğimiz hususlardan birisi Arda Güler. Arda Güler'de senenin başında 9 milyon euroymuş, şimdi 10 milyon euro olmuş. Bu sezon 17 maç, 3 gol, 2 asisti var 461 dakikada. Yani 17 yaşındaki süperstar müthiş performans, 3 gol, 2 asist bu kadar kısıtlı oynamasına rağmen 1 milyon euro artarken Yusuf Demir hiçbir şey yapmadan 2,5 milyon euro artmış. Tabi Sazan Bahçe taraftarları. Aramızda Sazan Bahçeliler var. Bunlar Fenerbahçeli falan değil. Bunlar sadece sosyal medyanın Sazanları. Mesela Batu Şuhay'ı çok merak ediyorum. Transfer market değerini aşırı merak ediyorum. 1 Haziran'da 10 milyon euro. Şimdi 9,5 milyon euro. Bakın 1 Haziran 2022 10 milyon euro. 13 Eylül 9,5 milyon euro. Batu Şuhay'ın bu sezonki performansı. 1307 dakika 23 maç 15 gol 1 asist. Yanlış duymadınız. 15 gol, 1 asist, 1307 dakika ama piyasa değeri düşmüş. Emre Mor'u merak ettim. O da hani benzer yer. Emre Mor'un 24 Temmuz 97 olması, 25 yaşında olması tabii ki biraz değerini düşürecektir. Emre Mor'un da arkadaşlar Fenerbahçe'ye geldiğinde 3 milyon euroymuş geçen sene o performansla. Sadece 3 milyon euroya çıkmış. Yunus gün kadar olamamış. Eee Genç Yunus'tan 2 yaş fazlalığı var. Ee, şimdi şimdi 3.5 milyon euro. Yani 500 bin euro oynamış. Emre Mor'da 120, 1121 dakika oynamış. 3 gol 3 asist. Şimdi Sazan Bahçe taraftarı arkadaşlarım. Gerçekten bak merakımdan şey yaptım. İnceledim sık dokudum. Gaziantep Spor'un e, futbolcularla ilgili açıklamaları var. Şu anda da ekranda da görüyorsunuz. Maksim'i Beşiktaş almış. Markoviç'i Trabzonspor almış. Günay Güvenç'i Galatasaray alamamış. Elinden kaçırmış. Şimdi aynı Günay Güvenç'i Fenerbahçe elinden kaçırsa bir Günay'ı bile alamadınız diye Ali Koç'a küfürler. Ya Ali Koç'a değil Fenerbahçe yönetimine. Furkan Soyalp, Adana Demirspor, Mustafa Eskellaç, Kasımpaşa. Hani burada çok şey yok. Dört büyükleri ilgilendirenden bahsediyorum. Galatasaray yani Galatasaray Adekuk Bey aldı bildiğim kadarıyla. Beşiktaş dediğim gibi Maksim'i kiraladı sezon sonuna kadar. Galatasaray Adi Bey'i kiraladı ve 1 milyon euroda da opsiyon koydurdu. Aynı Adi Bey'i Fenerbahçe alsa isterse 30 tane yıldız transfer etsin. Adına vasatçı diyorsunuz. Adına çöpçü diyorsunuz. İşte 50 tane çöp alacağına 3 tane iyi futbolcu al diyorsunuz. Merakımdan soruyorum. E ee, gerçekten bak merakımdan soruyorum. Fenerbahçe'nin her aldığı futbolcu niye size batıyor? Yani niye gerçekten batıyor? Onu çok merak ediyorum. Hakikaten bak. Şimdi transfer market verisine göre değerlendirirsek Osterwold aldı Fenerbahçe. Piyasa değeri 6 milyon euro. Yani 6 milyon euro bonservisten aldı. Şu an piyasa değeri 2 milyon euro ama biraz oynayınca göreceksiniz. 14 milyon euroluk Rossi 5,5'a kapattık. Sizin mantığınıza göre yıldız aldık. Çünkü siz oyunundan ziyade transfer marketine bakıyorsunuz. Başka hiçbir şeye bakmıyorsunuz. Adam aylarca oynamamış. Olsun iyi topçudur. E, Luan Perez 5 nokta küsürü alındı. Pedro 468 aldı. Mesela Cava ja Pedro'nun transfer market değeri 9 milyon euro şu anda. Yani sizin mantığınıza göre Yıldız. Benim mantığıma göre değil. Ama sizin mantığınıza göre transfer yapıldı. Luan Perez 6 milyon euro. Ee, yazın 7 milyon euro piyasa değerindeydi. Alındı. Sizin mantığınıza göre yıldız bana göre değil. Ama bakın Rossi 1, Perez 2, Pedro 3, Buruma 4-250 verildi diye şöyle yapıyorsunuz böyle yapıyorsunuz. Adam gitti Braga'da sürekli oynamaya başladı. E, Samet Akay'dı mesela. Türk standartlarında normal. Batu Şua'yı 3.5. Bence Batu Şua'yı bedava aldık. Bence Batu Şua'yı yıldız. Bugün Premier Lig'e belki uçuk fiyatlara satabileceksin geri. Lincoln. Gelişmekte olan yıldız adayı. Emre Mor bence yıldızdı. Galatasaray'a ise yere göğe sığdıramayacaktınız. Ligin en iyi kanat oyuncusu şöyle böyle diye. Joshua King bence yıldız. Premier Lig'den gelmiş futbolcuyu beğenmiyorsunuz. Kütür kütür de top oynuyor. Ezgican Alioski. Siz beğeniyorsunuz. Aksine ben beğenmiyorum. Halbuki Ezgican yıldız. Yıllarca Premier Lig'de oynadı bu adam. Ki siz Berisha'yı da çöplediniz. Öbürü hani Pelkas'ı da çöplediniz. E, Samat'ta gerçeği var. Lan her transferde bir aklınıza getirin. Bu adamlar bize bu Samat niye verdi bu kadar ucuza diye. Şimdi Galatasaray onu alıyor bunu alıyor. Ben kimsenin aldığında da gözüm yok. Hiç kimsenin transferi umurumda değil. Bana kalırsa benim matematiksel mantık zekama göre Galatasaray'ın Zaniyolu transferi çok büyük bir kumar. Ha 5 milyon euroya alsalar anlatabiliyor muyum? 5 milyon euroya alsalar futbolcunun piyasa değeri 10 milyon euro olsa müthiş bir yatırım. Satarsa coşar. Ama öbür türlü sıkıntı. Şimdi gelelim şu işe. Şimdi bak. Şimdi gelelim şu işe. Ya ee, Mijitsu'nun temsilcisi işte Mijitsu'yu Antalya Spor kiralıyor diye sosyal medyada bir haber var. Bitti mi bitmedi. Kasımpaşa'da Yusuf Demir'i sezon sonuna kadar kiralama düşüncesinde diye. Şimdi Mijitsu ve Yusuf Demir'i Fenerbahçe'nin kiraladığını düşünelim. Birini Antalya Spor'a, birini de Kasımpaşa'ya. Tamam yaz oradan Fenerbahçe'ye, Kasımpaşa yatacak Fener'e. Yaz 3 puan garanti. Hele bir de Kasımpaşa'nın başında Fenerbahçe'nin teknik direktör olsa tamam yaz. Mücudsu Antalya yaz yaz. Nuri Şahin yatırır yaz. Yaz yaz kesin yatırır. Oynadılar diye biliyorum. Yani ikinci maçı da oynadılar diye biliyorum. Yani Galatasaray'ın Antalya'nın hiçbir işi kalmadı diye biliyorum. Ama bence su gitmeyecek o ayrı mesele de. Şimdi Birine 6 milyon euro, birine 3 milyon euro vermiştir mesela. Hani yemin ediyorsunuz ya her transferi tutuyor diye. Niye bunları görmüyorsunuz da? Hani söz konusu Fenerbahçe olunca pençelerinizi çıkartıp saldırı moduna geçiyorsunuz. Benim burada Ali Koçluk, Şulunk, Buluk bu durumum yok. Hocam Rossi'ye 5.5, Burma'ya 4.5, Lincoln'e 3.5 verdin. Tamam verdin, doğru. Rossi'yi bugün 9.5'a satsak size göre kar, bana göre zarar. Bana göre zarar. Avrupa Birliği vatandaşlığı var. Avrupa bile. Bak Uruguay'a 3-5 maç daha gitsin. Bakın bakalım kaça gidiyor. Ki bu kadar gol asist sayısına hem de. Lincoln. Ben şunu söylüyorum. Sol bekteki Lincoln çöp 10 numara gizli forvet ya da 8 numaradaki Lincoln aldı. Yani 3.5'un en az 2 katına satılır. Burumayı 4.250'ye aldık. <laughs> Bir bakmışsınız sezon sonunda Burumayı aynı fiyata geri satmışsın. Ya da Buruma coşmuş alıp oynatmışsın. Olamaz mı? Şimdi kaba bir mantık yapalım. 5.5, 4.5 diyelim burumaya kolay olsun. Etti sana 10. 3.5 da Lincoln 13.5. 13.5. 2 milyon euro da şeyin ki, Emre Mor'unki 15.5 milyon euro. 15 diyelim. 4 futbolcuyu 15'e aldın. Amiyane tabiyle sorayım. 15'e satabilir misin? 4'ünü birden. Kesin satarsın hocam. 4'ünü 15'e satmaz. Ne demek? 24. 28 24 25 yaşları yani 4 futbolcu Rossi'yi ona satarım Lincoln'u 7.5'a satarım Emre Mor'u da ona satarım desem ne dersiniz 10 20 27 buçuk bu da satmıyorum bon servisini fes edip gönderim 27 buçuk kar mı kar senin rakibi bir futbolcu 15 milyon euro bağlayınca adı yatırım oluyor ama sen yapınca batırım oluyor. Merak ediyorum kime batıyor? kime batıyor? Yine şeye gelelim. Yine şuna gelelim. Paulo, Paulo Dybala'nın menajerler tarafından Galatasaray'a önerildi diye Galatasaray medyasına bağlı bir Galatasaraylı medyacı sosyal medyaya vermiş duyumu. 30 milyon euro transfer market değeri yazan yıldız bir futbolcu. Mevki nere? Forvet arkası. Gizli forvet. amihane bir tabile sorayım. Fenerbahçe'nin bu bölgede futbolcuya ihtiyacı var mı? Joshua King var elinde. Bence Yıldız Premier Lig'den geldi. Oynatırsan Arda Güler var. Cao Pedro var. Bak oynatırsan. Batshuayi Valencia çift forvet yapacak olsan yine oynatırsın. Lincoln en bile oynatabilirsin. Bu bölgede gerek var mı? Bence yok. Hani bugün bedava bile sunsalar. Bence gerek var mı? Bence yok. Devam edelim. Kemiklerde stres reaksiyonu diye bir sakatlık varmış falan filan. O da çok mühim değil. Bu sezonki performansı 22 maça çıkmış, 11 gol, 7 asist. Şahane bir performans. Hocam, şimdi söyle, gerek var mı? Ya şimdi bu performansı alır, herhangi birini yedekler oynatırsın. Lafım yok. Yabancı kontenjanı o bu şu falan filan. Onu da geçtim. Diyorlar ki Diporayla ilgili e, sosyal medyayı açıklamış bir duyumcu demiş ki serbest kalma bedeli eğer İtalya'daki takımlar alsa 20 milyon euro İtalya dışındaki takımlar alsa 12 milyon euro diye. Günaydın. Günaydın. Benim her söylediğim duyuma yalan. Bu adama inanmayın diyen arkadaşlar ee, Allah korkusuyla aşağıya bir özür mesajı yazar mısınız? Ben Dibala'nın 12 milyon euroya serbest kalma maddesini yazmıştım biliyor musunuz? Bu kanalda da videosunu çekmiştim. Arayın bakın bakalım nerede demişim. Şimdi onu da geçtim. Arkadaşlar adı Galatasaray'la anıldı diye tamam kesin aldılar. Bitti. Tamam. Lig bitti diyorsunuz. Şimdi ben de şunu soruyorum. 12 milyon euro Galatasaray bu futbolcuya verebilir, verebilecek durumdaysa. 15'te öbürüne verdi. Sezon başında bir 20-25 milyon euro verdi. 40-50 milyon euro. Şimdi sizin mantığınıza geri dönüyorum. Hakem seni doğuruyor. Bir Sivas maçı Galatasaray'a 3 puan kazandırır. Sana Adana Demir maçı 2 puan kaybettirdi. 5 puan. Zaten arada 1 puanlık fark var. Şimdi sizin mantığınıza göre Galatasaray bu kadar parayı harcayabiliyorsa arkasında bir destek var. Hakemler seni zaten mahvediyor. İstersen Messi'yi getir. Hal böyleyken senin yapman gereken borçları kapatmak. Yani sen müthiş bir teknik direktör getirmişsin Jorge Jesus ama hiçbir önemi yok. Çünkü rakibin bunları yapabiliyor diye. Yani düz mantık. Bir de Angel Di Maria'yı alıyormuş Galatasaray aynı zamanda. Hem Di Maria'yı, şey Dibala'yı hem Angel Di Maria'yı alıyormuş Galatasaray arkadaşlar. İçimizdeki Galatasaraylı arkadaşlar inanın çok sevinçliler. Anlatamazlar. O kadar sevinçliler ki anlatamazlar. Çünkü inceden inceden seviniyorlar. Çünkü Fenerbahçeli değil bu arkadaşlar. Başkalarının şeyiyle, e, transferiyle tatmin olan arkadaşlar. A. Kubbe ya bırak hocam o kadar dağılsınlar. Hep mi yıldız alacaklar? Bak hep mi yıldız alacaklar? E şu şey diyorsun genç futbolcu aldı. Geleceğe yatırım. Söz konusu Fenerbahçe olunca batırım. Sözüm dağılmasın tekrar söylüyorum. Dibala'yı 15'e. 12 milyon euroya serbest kalır maddesi varmış. Hadi Dimaria'yı da bir 15'e de onu alsınlar. 27. 15'e de yeni futbolcu aldılar. 42 milyon euro. Sezon başında da bir 20 vermiş olsunlar. 62 milyon euro. Eğer sizin mantığınıza göre söylüyorum. Bakın burada hiç kimseyi suçlamıyorum. Galatasaray arkadaşlar genellikle küfür etmeye çok potansiyelli kişiler oluyorlar. Ben kimseyi suçlamadan sadece düş, sesli düşünerek diyorum. Eğer bu kadar para harcayabilen bir rakibin varsa. Hakem faktörü bu kadar rakibinden, rakibinin lehine e, gidiyorsa. Sen ne yaparsan yap. Ağzınla kuş da tutsan. Senin puanlarını sahada çalıyorlarsa. Sen Mbappe'yi de getirsen. Messi'yi de getirsen. Mesela bir Gazi, Adana Demir maçını biz yine kazanamazdık. Bunlar oluyorsa. O zaman hiç transfer yapmanın bir mantığı yok ki. Hiçbir mantığı yok. Yani hiçbir mantığı yok. Böyle bir ortamda. Size soruyorum. Siz Ali Koç olsanız Şöyle bir ortamda bak yanlış anlaşılmasın Dibala ve Dimaria sadece söylenti belki gelmeyecekler bile. Sadece söylentiden dolayı diyorum. Ama Fenerbahçe taraftarına göre geldiler parasını da verdiler. Hatta Fenerbahçe'nin kasasından alıp verdiler. Hiç ceplerinden para çıkmadı Galatasaray. Böyle bir ortamda transfer yapmak mı mantıklı? Al parlat sat mı mantıklı? Al parlat sat mı mantıklı. Şimdi madalyoyu geri çeviriyorum. Sadece bu e, yeni aldıkları Zanyolo'ydu değil mi? Sadece Zanyolu'ya 15 veren, 35-36 yaşında Mertens barındıran Icardi kiralık olarak forma giyen, aldığı Mijutsu tutmayan, öbürü tutmayan, şu tutmayan, Yusuf Demir'i tutmayan, elden çıkartmaya çalışan, sol bek sorununu bir türlü çözemeyen, Ade beye mecbur kalan bir Galatasaray var karşında. senin de transferde alman gereken futbolcular var. Mesela senin, ben Fenerbahçe'ye bugün siz hepiniz stoper diye Bağırırken ben Fenerbahçe'nin sol bek yetersizliğinden bahsettim ve sol kanadından bahsettim. Rossi'yi çok savunan bir adam olarak ben de diyorum ki ben sol kanat alırım. Ben Nuamah ismini gider alırım. Bak gider alırım. Sen bak bakalım neler yapıyorum neler. 1-2-Greenwood ismi. Arkadaşlar bak. Ya size komik geliyor komedi geliyor. U21 kuralına uyuyor. Alt liglerde oynamış. Adı skandallarla anılmış. Böyle ince de ne diyorsunuz biliyor musun? Hocam adam aylardır oynamıyor ki. E Galatasaray'ın aldığı oyuncu da aylardır oynamıyordu. Olsun hocam onunki yıldız. Seninki değil. Sizinle bu şekilde hiçbir türlü anlaşamayız. Sizinle hiç kimse anlaşamaz. Siz aynada kendinizle bile anlaşamazsınız. Ben açık ve net şunu söylüyorum. Ben ne Ali Koç savunuyorum, ne şunu yapıyorum, ne bunu yapıyorum. Hani Fatih Sultan Mehmet örneği vermiştim ya babasına demişti padişah sensen sen gel ordunun başına padişah bensem emir veriyorum gel ordunun başına. Şimdi ben de size aynısını söylüyorum. Galatasaray kullanıyorsa maddi olarak, hakemlerle manevi olarak kullanıyorsa transfer yapmanın bir mantığı yok. Niye yönetime sövüyorsunuz? Galatasaray kullanmıyorsa senin kadron zaten çatır çatır, takır takır, kütür kütür oynuyor. Sana lazım olan belki transfer bile değil. Rakibinin takılması Rakibinin takılması da yaptığı transferler olacak iş mi? Hani o futbolcunun kendine gelmesiydi, oynamasıydı, cartıcı cürtüydü. Arada bir aylık bir boşluk oluşuyor bak. Galatasaray bu bir aylık boşlukta eğer 3-4 tane hazırlık maçı falan yapmazsa çok sıkıntılar da yaşayabilir sakatlık bağımında. Çünkü dünya alışık değil ve yaşlı futbolcu sayısı fazla. Yani eğer bu şekilde ise de Teknik direktörün Jorge Jesus. Sen plana güvenmek zorundasın. Sadık olmak zorundasın. Plana güvenmek zorundasın. Transfer dönemi dediğim gibi 5 Mart'a kadar uzayabilir. Eğer uzama haberi gelirse merak etmeyin. Fenerbahçe de sizin gibi düşünüyor. Jesus'un şöyle bir mantığı var. Üyelere de dedim, abonelere dedim diye hatırlıyorum ama demediysem yine söylüyorum. Ben bu kulübün parasını çarçur etmek istemiyorum diye. Çarçur ettiği kimdi? Burumay'dı. Şimdi kiralık gönderdik. Belli mi olur belki kendine gelir. Çarçur ettiği kim? Gustavo Henrique. Mecbur. Hoca aldın stoperi sakatlandı. Onu aldın sakatlandı. Öbürünü aldın sakatlandı. Kimse gelmek istemiyor. Falan filan. Tabi bir de işin şu boyutu var. Deprem boyutu. Bakalım hangi takımlardan hangi futbolcular kaçmak isteyecek. Kaçmak adına saçma sapan top oynayacak. Sosyal medya. Hocam Gaziantep'le ne alakası var İstanbul'un? Sosyal medyayı açın bakın bakalım. Günlük İstanbul depremi. Beklenen İstanbul depremi. İstanbul depreminde kaç kişi ölecek? kaç tane çürük yapar? İstanbul depreminde kaç kişi yerle bir olacak diye. Ya futbolcunun kafasına veriyorsun. Bak bakalım ne olacak. Önümüzdeki sene kimseyi alamayacak herhalde 3 büyükler 4 büyükler. Sonra hocam biz kabından ka mızrak futbolcular getiriyoruz. Ancak bu, bunlara kalacağız. Bu gidişte bu kafayla. Yani kökten bazı değişimler oldu oldu olmadı. Sıkıntı böyle. Ben biraz içimi dökmek istedim. Biraz duygularımı belirtmek istedim. Ne söylesem anti insanlar çıkıyor. Yani Allah birdir desem Hocam ben de Müslümanım ama yanlışım var diyen kişiler çıkıyor. Harbi söylüyorum bunlar çıkıyor. Özellikle üye arkadaşlar da bunlar çıkıyor. Ben diyorum ki Allah bir tanedir diyorum arkadaşlar şunu yazacaklar bak yakında. Hocam ben de Müslümanım ama söylediklerine katılmıyorum. Galatasaray iyi transfer yaptı bu arada deyip araya onu da sokuşturacaklar. Sizi Galatasaray'ınızda baş başa bırakırken Fenerbahçeli kardeşlerimden bir beğeni ve... Hani abone olurlarsa sevinirim. Bunu da belirtmek istiyorum. Ha hocam sen kendi fikrini söylesene ya. Diyeceksiniz. Ben kendi fikrimi söylüyorum. Bana kalırsa evet ligde hakemler tarafından bariz bir şekilde ezildik. Ama nereye kadar ezileceğiz? İki Galatasaray'ın da ligde hakemler konusunda şanslı olduğu maçlar var. Mesela Galatasaray'ın ee, neydi o? Ümraniye maçındaki penaltı. Bize vermezler o penaltıyı. Galatasaray'ın Giresun'da kazandı. Bize o penaltıyı vermezler mesela. Vermezler. Harbi söylüyorum vermezler. İşte rakibinin gördüğü kırmızı kart. Bizim rakiplere vermezler o kırmızı kartı. Aynı yönetim Fenerbahçe'ye yapsınlar. Fenerbahçe yönetimini Galatasaray'a yapsınlar. 3-4 hafta sonra Fenerbahçe lider olur. Galatasaray arkasından darma olmuş şekilde. Okan Buruk istifa sesleri yankılanır. Fakat ben şundan yanayım. Ben uzun vadeli düşünen bir adamım. Ben bir senelik, iki senelik değilim. Bana kalsa gider Grimwood alırım. Nuamah'ı da alırım. Rossi, Nuama Arkadaş. Müthiş kadro. Yani müthiş kanat. Türkiye Ligi'nin en iyi kanatlarından birisi. Osterwold, Alioski. Türkiye Ligi'nin en iyi sol beklerinden ikisinde de koymuş Hani Ya da en iyi sol bek tandemini oluşturdum. E, Sabek, Ferdi Osa'yı yedekli arkalı önlü. Müthiş. Sana açıkta Emre Mor oynatırsın, İrfan oynatırsın, Arda Güler oynatırsın. Hepsi işe yarar. Ya da Ferdi Osa'yı oynatırsın. Hepsi işe yarar. Süper. Stoper 2'nin e, Samet Akaydın Salah'ı tuttu. Çok iyi. Arao, Crespo, Zayt, Mert Hakan. Hani İsmail Yüksek. Tehlike anında camı kırmızı arada Güler'i falan da oynatabilsin. Lincoln'u oynatabilsin. Şahane. E, hücum attı. Zaten gol kralı Valencia sende. ikinci bat şu sende. Joshua King kendine gelmiş durumda. Pedro iyileşmiş durumda. Serdar Dursun'a ihtiyaç bile duymuyorsun. Bence bu kadroya. Greenwood alabiliyorsan al sağ tutar ama becerebilirsen çünkü 14 artı 3 kuralı bırak kendini kanıtlasın sola da Nuama al bence yeter de artar yeter de artar benim fikrimde bu yönde hakem rakibi kollayacak bile olsa koruyacak bile olsa her şeyi yapacak bile olsa sen sana ait olanı sen işini yaparsın hiç olmadı bu futbolcuları aratırsın gelecek senelerde satarsın bir şeyler değişirse zaten önümüzdeki senenin müthiş bir kadrosunu kurmuş olursun. Yazın çok uğraşmazsın. Kemikleşmiş, diri, dipdiri süper bir kadroyla oynarsın. E, bir şeyler zaten düzelmeyecek olursa da dersin ki arkadaş bizim taraftarımız siz boşuna para verip bir yan spor salmayın. Ben futbolcu al parlat yapacağım. Bunlar beni şampiyon yapmayacak dersin. Bana bak bakalım neler oluyor. En son hatırlayın Ali Palabıyık diye bir orta hakem vardı. Oray Gençerler diye bir yan hakem vardı. Mesela biz bunları unutmadık. Biz bu, yani bu arkadaşları unutmadık. Ve bu arkadaşların üstünde çok büyük ah var. İnşallah vicdanları onları rahat bırakmaz. Çünkü ölüp giden birçok kardeşimiz oldu depremde. Ahını arkada bırakan. Yani inşallah artık hakemler de kendine çeki düzen verir. Kim, ölen hiç kimseyle öbür tarafta hesaplaşmanın e, şeyini yapmazlar inşallah. Görüşmek üzere arkadaşlar.